Akrep kadını mı daha maharetlidir, boğa kadını mı? Boğa kadını daha maharetlidir. Ellerinden öyle, evet. Burada canlı yayında. Lütfen çekelim. Tabii ki sen. Evet, tabii ki. Ellerinden her öl şey. Beni. Evet. Çok maharetlidir. Ellerinden her şey gelir. Bilmedikleri yemek olsun. Önünüze dünyaları sererler ve dünya mutfağı gibi erkeğin mutfak kalbine çıkartır. Giden zaten mideden evet. geçiyor. Ah orada. Değer bilen yok dermişim. Şimdi peki, bir şey söyleyebilir miyim? Erkek için önemli midir iyi yemek sen hazırlamak? Sen haftalarca ona? Bu programda bak keyifle geliyorum buraya. Hep akrep erkeği akrep erkeği dedin. Evet. Benim dikkatimden kaçma. Seyircilerimiz de görüyor. Ben de akrep kadını diyorum. Ben de onların avukatıyım. Tamam. Hadi bakalım hodri meydan sana. Sen akrep erkeklerini savunuyorsun. Ben de akrep kadınlarını savunuyorum. Savunmuyorum. Çok. Akrep erkeğini seviyorum. Yani ben de akrep seviyorum. Erkekleri... Akrep kadınlarını da ben seviyorum. Söylemiş olayım orada. Şimdi araya da gireyim mi? Lütfen. Eğer sen eğer ki böyle boğa gibi maharetliyse o ilk 10 gününde doğmuştur o akrep kadını. Söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. O zaman ilk 10 günde doğan akrep kadını ve boğa kadını gerçekten maharetlidir. Evet. Peki erkeğin aldatmaması için bu maharet önemli midir? Yani erkeğin kalbine giden yol midesinden mi geçer? Bu erkeklere nasıl yaranacağımızı bilemedik vallahi. Şimdi çok güzel soru sordun. Bakın arkadaşlar bunu özellikle açıklamak istiyorum. Siz bazen şu mesajları bana atıyorsunuz. Ben her şeyi doğru yapıyorum. Çok doğru davrandım. Hep dikkatim ondaydı. Yine de gitti beni aldattı veya bıraktı. Eğer karşınızdaki insanda bir davranış sorunu varsa, o insanın ciddi ilişki dışında amaçları varsa, yani ciddi ilişki istemiyorsa, o macera peşinde koşuyorsa, seni kandırıyorsa, siz her şeyi yapsanız bile o insan davranış sorunları olduğu için, bak sorun sende değil onda, dolayısıyla aldatabilir. Bunu şuna benzetirim. Siz çok iyi araba kullanıyorsunuz. Harika bir şekilde araba kullanıyorsunuz. Müthiş bir şoförsünüz. Ama arabada motor sorunu var. Şimdi bu sizin sorununuz mu? Sizi yolda bırakabilir. Siz burada kendinizi de aramayın. Ya ben nerede yanlış sürdüm? Yanlış mı gaza bastım? Hayır. Araba hatalı. Araba arızalı. Onunla bir işiniz yok. Onu siz tamir edemezsiniz. Bazı kadınların bir hatası var. Ben tamir ederim. Ben onu düzeltirim. Beni 4 defa aldattı ama ben bu adamı değiştireceğim. Seni 4 defa aldatan bir adam, bak çok yükseldim şu anda. Bana çünkü bu ama soru çok devam geliyor. Devam et, çok doğru seni bir yerden gidiyorsun. Seni 4 defa aldatan bir adamda sıkıntı olduğunu göremiyor musun ablacığım? Bak bu insanla bir çaren var. Birlikte bir çift terapisine gidin. Şu götüremiyorum diyenlere söyleyeyim. Çok önemli bir taktik vardır. Birlikte gidelim deyin adama. Deyin ki belki hata benden kaynaklanıyor. Sen de değil. Hani numarasını öyle diyeceksin işte. Erkek beyni kandırırsın onu yani kolay. Diyeceksin ki benden kaynaklanıyor belki. Gidelim tespit edelim. Ama çift terapisine gidelim. Gitmiyorum. Bende sorun yok diyor. Aldatmaya devam ediyor. O zaman o adamla ne işiniz var? Ben soruyorum. Ya da aldatmasından dert etmeyeceksiniz yani. Kabul edeceksiniz bunu. Çünkü bırakmıyorsunuz adamı. Adam da yapıyor. Ayrıca aldatma sonrası tepki göstermediğinizde bu adam bunu tekrar yapar. Çünkü cezalandırmıyorsun. Çünkü en azından bir süre ayrılıp gitmiyorsun. Dolayısıyla bir arıza varsa o sizde değil. O adamdadır davranış sorunu. Ben her şeyi doğru yapıyorum diyenler isyan etmesinler. Problem adamda, bunu görün. Adilciğim, aslında şurada şöyle bir durum da var. Bazen astrolojik olarak kadersel bağlantılar devam ediyor arka planda. Karmik bağlar. Karmik bağlar veya kadersel bağlantılar. Yani burada yukarıda Allah'ın bize de nasip ettiği bir kader var ve kadersel süreçlerin içerisinden geçebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla aldatılan kadın veya aldatılan erkek devam etmek zorunda da kalabiliyor belli bir müddette. Belki bu süreç içerisinde yargılamadan hani ilişki zaten aslında genel anlamda lütfen kimse kimsenin ilişkisini yargılamasın. Çünkü tabii. Herkes bu hayatta kendi hikayesini yaşıyor. Evet. Ve şuna da çok artık yani her şey çok değişti ve gelişti. Evlilik uzmanları var, ilişki danışmanları var. Gerçekten burcuyla ilgili merak ettiğiniz ne varsa astroloji uzmanları var. Gerçekten artık herkese çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Doğru. Destek almakta fayda var. Nuray Sayar'ın bir lafı var ya, çok seviyorum. Hiç kimse ilişkisini başka bir arkadaşına anlatarak 5 çayında onun çayın yanına kek yapmasın diyor. Bak çok önemli bir şey. Yani bunu ilişkinin uzmanına anlatacaksın. Geleceksin diyeceksin ki Adil Beyciğim ben kocamla ya da sevgilimle şöyle bir problem yaşıyorum. Onlardan destek alacağız. Sevgili Nur, ama bu konuyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Zaten yakınlarınız yanlış yönlendirir. Objektif olamazlar. Evet. Sizi yanlış yönlendirir. Hiç tanımayan birine danışmanız lazım ki sizi hiç tanımayan doğru objektif yorum yapsın. Peki terazi kadını için kova erkeği doğru mudur? Tüla ile Mehmet bizi izliyorlar. Bir terazi kadını, bir kova erkeği. Terazi kadını zariftir, incedir. Ondan sonra güzellik, estetik sever. Hemen kendini belli eder değil mi? Hemen kendini belli eder. Benim de ayım terazi orada. Kendimi övüyorum arka planda. Evet.
Böyle çok süper program şu an devam ediyoruz. Masa gerçekten seyircilerimiz. Masa çiçekli. Anladığınız kadar çok mütevazi. Sunucu çok... kendini övüyor. Konuk kendini övüyor. Zaten Adil Türkiye'deki en yakışıklı, en centilmen erkek. Böyle, bugün böyle bir havamız var yani. Böyle devam ediyoruz. Evet. Kova erkeği de estetik estetik aslında arıyor. Zeki ve estetik, yani güzel, hem zeki hem de güzel estetik kadınları seviyor. Evet. Terazi kadını eğer ki ikinci 10 günde, yani işte Ekim'in başıyla Ekim'in ortası arasında doğduysa veya kova erkeği son kısımda, yani Şubat'ın 10'uyla 20'si arasında doğduysa beraberlikleri güzel gidebilir. Biraz ne özelliği vardır mesela terazi kadınını biraz anlatırsan? Mesela zariftir. Neden hoşlanır, neden hoşlanmaz terazi kadını? Terazi kadını dengesizliklere gelemiyor aslında. Bir de kabalıklara. Aynen, kabalıklara hiç gelemez. Kaba bir erkekle teraziyle aslanı ben düşünemiyorum bak. Sanatsal bir aslan de. Aslan erkeği ezer teraziyi bak. Aslan narsist adamla terazinin işi zor. Bazıları anlaşıyor bak. Anlaştıkları noktalar aslanın da var. Aslanın yükseleni onu dengeliyordur, dengeliyordur ama. Veya dengeliyor. Ay burcu dengeliyordur orada. Alt planda sevgiyi, şefkati arayan da bir burç terazi. Tutkuyu arayan da bir burç. Ama dengesizlik olduğu zaman zıvanadan çıkar. Evet, yani bir terazi asla ilişkisinde dengesizliğe gelemez. Gelemez kesinlikle. Peki bir kova erkeği nasıldır? Kova erkeği ben aslında... söyleyeyim mesela büyük bir imtihandır kova erkeği. Çok zor. Deneyim konuşuyor. Deneyim vallahi konuşuyor. Çünkü. Deneyim. Yani bir kova, bilmiyorum astrologlar şimdi belki bana kızarlar ama bir kova erkeğiyle tanıştığında teşekkür edip elinizi sıkın ve bir daha görüşmemek üzere oradan bak, ayrılın. Bak bunu söylüyorsun kovalarla ilgili. Babam kova, diyor ki niye bizim bu kadar günahımızı alıyor diyor. Çok selamı var sana ama canım, söylüyor sürekli babam yani bunu. Babacığım ismi ne? Şükrü. Şükrü amcacığım sizi ayrı tutuyorum. Yine şanslısın. Sizi yine şanslısın, ayrı tutuyorum. Şampiyon. Ama gerçekten bak bir dinle bak. Bir kova erkeğinin özelliğini bir dinle. Bir anlatır mısın? Kova erkeği üst akıl aslında ve sabit fikirli. Yani sabit fikirli. Onun için aksa o aktır. Veya işte kara ise onun için karadır. Araya böyle grileri serpiştiremez o. Yani mantığını ve zekasına uymayan ne varsa dışlar. Yani bir hayatta başka şeyler de var. Hayatta merhamet tabii, yapabileceğin, yani merhametsizdir aslında birazcık da. Çünkü her şey mantık arıyor burada kova erkeği. Biraz merhamet yapsan, merhamet etsen, ikili ilişkilerde kadının da değerinin olabileceğini terazi kadının, fark etsen. Bak terazi kadının estetiğine uymayan bir adamın şansı yok. Terazi kadının estetiğine, zarafetine uyacaksın. Onu en güzel yerlere götüreceksin. En güzel müze açılışları, sempozyumlar. Ama kova önemli. Erkeği entelektüel değil midir? Entelektüel. Tabii, kova tabii, uygun bu anlamda. Marjinaldir. Kova uygun. Mesela kovaların eğer ki işte ocağın 20'sinden Şubat'ın başına kadar doğduysa mesela marjinal cinsel ilişkilerden hoşlanır eşinden. Değişiklikler, böyle değişikliklere açık. Tutkulu, açık. Tutkulu, mesela bir ilişkiyi en çok ne bozuyor biliyor musunuz? Ben de yıllardan beri programı yaptığım için gelen o şikayet telefonlarına da bakıyoruz ki konuşuyoruz bazı seyircilerimizle de. Artı 18 videolar izlediğinde erkekler mesela kadınlar çok inciniyor. Evet. Az önce bahsettin ya cinsel içerikli farklı şeylere yönelebilirler. Çok mesela eleştiri bu var mesela bu bir kova erkeğiyle birlikteyseniz artı 18 videolar izlemeye meyilli midir? Mesela bu burcundan mıdır, onun tavrından mıdır? Aslında burcundan tamam, meyilli. Ya. Farklı hazlar peşinde koşuyor arka planda. Değişiklik arıyor. Belki tek eşliyse bile o eşin farklı kılıklarda olmasını çok arar mesela ilk 10 günde doğduysa. İkinci 10 günde doğanlar böyle değildir ama mesela onlar işte zeki bir kadın olsun, estetik bir kadın olsun ama işte emeklilik günlerimde de yanımda olsun, benimle birlikte marjinal bir kadın olsun ama hani onlar daha böyle cinsellikle değil, daha böyle akıllı olsun isterler. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben senin söylediklerinde özellikle bir şey çok dikkatimi çekiyor. Sen özellikle atıfta bulunuyorsun. Çok hoşuma gidiyor bu. Evet. Şimdi burçları tek parça düşünmemek lazım. Sen çünkü tabii, ilk hafta ya da ilk 10 gün, ikinci 10 gün, yani 3'e bölüyorsun. Evet, evet. Yani mesela oğlakta da öyle. İlk 10 gün doğan farklı. Yani evet, bütün oğlaklar bir değil. Mesela bu önemli bir şey. Bakın Özlem bu konuda önemli bilgiler veriyor. Yani konu cinsellik olur, başka bir şey olur. Önemli değil. Ama burçlarda 3'e bölüyor. Ve o şekilde bilgiler veriyor. Bu enteresan bir şey. Çok karşılaşmadım hayatım, ben. Hayatım Özlem niye burada? ya yine büyük oynadın. Bakın, yine büyük oynadın. Gençlere hep yol açmak lazım. Evet. Özlem gerçekten benim fikrine inandığım genç astrologlardan. Çok lütfen teşekkür ederim. Özlem Recep adını bir kenara not alın. Bizim gibi gençlere ederim, sahip çıktığın için teşekkür sen ediyoruz. Zaten bizim hayatım, gibi gençlere. Sen zaten bu konuda hakikaten hani derler üstünü kanıtlamışsın. Teşekkür yani ederim. Bu sağ konuda olun, ne kadar iyi olduğunu tüm Türkiye biliyor Allah artık. Razı olsun, ama Özlem genç ama fikrine inandığım bir astrolog. Çok teşekkür Özlem ederim. Özlem Recep Instagram'dan da takip edebilirsiniz onu. Teşekkür şimdi ederim.
Müzik.